Herkese merhaba. Takı yaparak evden para kazan serisinin 4. bölümündeyiz. Ve bugün size en temelden başlayarak 3 farklı kolye yapımını göstereceğim. Özellikle Zara ve Mango gibi mağazalarda çokça karşılaşabileceğiniz bu kolyeleri evde uygun fiyata mal edebileceksiniz. Başlamadan önce bu serinin devamında görmek istediğiniz konuları alta yorum olarak bırakmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Hemen başlıyorum. Öncelikle düz zincir bir kolye yapacağım. Bu kolye için de bir tane kolye ucu seçtim. İhtiyacımız olan malzemeler zevkinize göre seçeceğiniz bir zincir, bir kolye ucu, 3 adet halka, bir tane papağan, karga burun ve keskin. Bu arada zincir kolye demişken satın aldığım zincirlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Ben özellikle bunların lak kaplama olmasını tercih ediyorum. Çünkü lak kaplama olduğu zaman kolay kolay kararma yapmıyor. Yani herhangi bir parfüme, kimyasal ürüne, kreme, tuzlu suya maruz kalmazsa kullanımı uzun süreli olabiliyor. O yüzden siz de satın alacağınız zaman en azından altın kaplama olmasına ya da lak kaplama olmasına dikkat edin. Şimdi ben bu kolye ucunu şuradaki zincirle kombinleyeceğim. Bunun için yapacağım şey öncelikle boyunu kendime göre ayarlamak olacak. Halkaya yakından baktığım zaman bunun bir birleşme noktası olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben bunu karga burun yardımıyla kolaylıkla açabilirim. Önce yuvarlak uçlu karga burunla halkayı tutuyorum. Düz olanla da diğer tarafını bastırarak açacağım. Bu şekilde açtıktan sonra gene bu tarafı kullanabilmek adına tekrar karga burunla şu şekilde bastırıyorum. Şimdi boyuma göre bu zinciri ayarladıktan sonra aynı şekilde diğer taraftan da halkayı açacağım. Açılma noktasını arıyorum ve bulamıyorum. Evet, buldum. Şurada bir incecik bir çizgi var. O bunun açılıp kapanabilir olduğunu gösteriyor bana. Dolayısıyla keskiyle kesmeme gerek yok. Direkt karga burun yardımıyla bunu açıyorum. Evet, böylelikle diğer tarafı da ayırmış oldum. Ve bu şekilde kapattım. Bu yöntemle istediğim uzunlukta zinciri kesmeden, zarar vermeden almış oldum. Şimdi yapacağım şey bağlantı noktaları kurmak. Bu bağlantı noktalarını eğer kullanacaksam kolye ucu için ve aynı zamanda kapamalarını takmak için kullanıyorum. Önce kolye ucundan başlıyorum. Bir adet halkımı aldım. Yine aynı şekilde diğer karga burununu açıyorum. Buradaki halkadan geçiriyorum. Bu arada bu kolye ucu da lak kaplama. Yani herhangi bir kimyasala ya da parfüme maruz kalmadığı sürece kararma yapmaz. Şimdi bu bağlantı noktasını zincirin tam ucuna gelecek yere takacağım. Orası da şurası oluyor. Karga burununu kapatıyorum. Şimdi kapaması için ayrı bir bağlantı noktası kullanacağım. Benim elimde şöyle bir papağan var. Bu altın kaplama kuyumcu işi bir papağan. Şu şekilde açılıyor. Ben bunu denemek için aldım. Açıkçası hoşuma gitti. Eğer bir ürünün satışını yapıyorsanız özellikle kapama gibi malzemeler ne kadar kaliteli olursa sizin için de o kadar iyi olacaktır. Çünkü bazen bir ürünün işçiliği için çok uğraşıyorsunuz ama kapaması bozuk çıktığında bu sizin hatanız olmamasına rağmen size mal oluyor maalesef. Örnek veriyorum, ben genellikle şu tarz papağanlardan alıyorum. Yani özellikle zaten piyasada bu şekilde satılıyor papağanlar. Ama bunları aldıktan sonra mutlaka deneyin. Arada bozuk çıkanlar da oluyor. Yani mesela alıp şunu birkaç kere açıp kapatın. Bazen ilk açtığınız zaman kırılabiliyor ki o zaten üretim hatası olmuş oluyor. Şimdi hiç denemeden bunu mesela bilekliğe ya da kolyenin ucuna takarsanız sonrasında siz mahcup olursunuz. Ben bu zincir kolye için bu yeni aldığım papağanı kullanacağım. Ben bunu satın aldığımda bu halkalar böyle takılıydı. Ben bunları çıkarmayacağım buradan. Kendim bir tane daha bunların ucuna halka ekleyerek o şekilde göstereceğim. İkinci halkayı aldım. Yine aynı şekilde karga burununu açıyorum. Eğer burada halka olmasaydı direkt şuraya takıyor olacaktım. Şu şekilde taktım. Biraz daha açacağım.
tekrar kapatıyorum. Şimdi diğer ucuna da bir halka takacağım. Yalnız ben bu zinciri kendi boynumun ölçüsüne göre biliyorsunuz ayarladım. Diyelim ki satıyorsunuz, o zaman bir uzatma zinciri takmanızda fayda var. Daha önce temel takı malzemelerinin videosunu çekerken göstermiştim size. Şu şekilde bir uzatma zincirim var. Bundan yaklaşık 5 cm kadarını alacağım ve daha sonra zincirin diğer ucuna ekleyeceğim. Bunun herhangi bir açılır kapanır yeri olmadığı için keskiden yardım alacağım. Yere düşen parçayı da tekrar böyle ekleyebilirim. Şimdi bu uzatma zincirinin ucuna tekrar bir halka ekleyerek esas zincirle bağlantısını kurmuş olacağım. Yine aynı şekilde uzatma zincirinin ucundaki halkayı da papağanın diğer tarafındaki halkadan geçiriyorum. Böylelikle kapatmış olduk. 3 adet halka yardımıyla kolye ucu, papağan ve zincir de ekledikten sonra kolyemiz tamamlanmış oluyor. Şu şekilde papağanı açıyorum. Bu arada bunu açtığım zaman diğer ucundaki halka da düşmüş oldu zaten. Bunu kullanmama gerek yok. Uzatma zinciriyle boynuma göre ayarladığım zaman istediğim yere bunu takıyorum. Ve artık kolyem hazır. Şimdi yarı zincir, yarı ince olan bir kolye yapacağım. Bunun için daha ince bir zincir seçtim. Aynı şekilde bu zincir de lak kaplama. Bu arada eğer bu zincirleri nereden temin ettiğini soracak olan olursa diye söylüyorum. Ben bu zincirleri Petek Boncuk'tan aldım. Onlarda birçok çeşitte lak kaplama zincir bulunuyor. Ama onun dışında gene Eminönü mağazalarından da temin edebilirsiniz. Onlardan bir tanesi gene aynı şekilde bahsettiğim Manolya'ydı. Onlarda da çeşit çeşit zincirler var. Şimdi demin yaptığım gibi bundan istediğim kadarını kullanacağım. Bu arada bu zinciri ilk kez kullanıyorum. Yani açılışı sizinle yapmış oldum. Maalesef halkalara dikkatlice baktım. Açılıp kapanan bir yeri yok. O yüzden keski kullanacağım. Çıt sesini duyduğumuzda işlem tamamdır. Kesilen yerden halkayı açıyorum. Çıkarttım. Aynı şekilde kapattım. Ben bunun için yaklaşık şu kadar bir zincir kesiyorum. Kalanı da kapatıyorum. Zincirli şimdilik işim bitti. Bir adet tel alıyorum ve yaklaşık olarak, hatta biraz daha uzun olabilir, zincir kadar bir tel kesiyorum. Şimdi bu teli aldıktan sonra yapacağım ilk şey telin bir ucuna düğüm atmak olacak işimi kolaylaştırmak için. Hatta bir değil iki kere düğüm atacağım. Şu düğümün üzerinde birazcık sıkıştırıyorum. Bir tane midye kapama alacağım ve telin diğer ucundan o midye kapamayı takacağım. Benim amacım bu düğümün kapamanın içinde kalması. Dolayısıyla midye kapamanın açık kısmı düğüme bakacak şekilde geçirmem gerekiyor telden. O yüzden telin diğer ucundan şu şekilde takıyorum. Fazlalığı kesiyorum. Bu noktada midye kapamayı tamamen kapatabilirsiniz. Ama ben biraz daha sağlam olması için bir adet bit takacağım. Bunlara bit deniyor. Bunu düğümden önce takanlar da var. Ama ben bunu direkt düğümün üzerine takıp bastıracağım. Şimdi elimle iki taraftan sıkıştırıyorum. İyice bastırdıktan sonra, bu arada çok da bastırmayın midye kapamayı. Çünkü çok bastırdığınız zaman sonrasında ufak bir hamlede kırılabiliyor. Yani çok hafifçe sadece bastırıyoruz.
Şimdi buraya inci dizeceğim. Eğer elinizde varsa gerçek inci kullanabilirsiniz, yoksa da suni inci kullanabilirsiniz. Ben birazcık küçük boyutlu inci kullanacağım. Şimdi inciyi dizdim. Bitirirken yapacağım şey başlangıçta yaptığım şeyle aynı olacak. Bir tane vidye kapama takacağım ve bir düğüm atacağım. Düğümü olabildiğince aşağıda tutmaya çalışıyorum. İlk başta hiç boncuk olmadığı zaman düğüm attıktan sonra midyeyi yerleştirmek çok daha kolay oluyor, ama boncukları taktıktan sonra tele düğüm attığınız zaman düğüm bazen midyenin biraz yukarısında kalabiliyor. Bir daha düğüm atacağım. Teli karga burunla çekerek düğümü biraz daha sağlam hale getirebilirsiniz, sıkıştırabilirsiniz. Eskiyle ucundaki fazlalığı alacağım. Teli iyice sıkıştırdım. Daha doğrusu düğümü iyice sıkıştırdım. Ve demin yaptığım gibi tam üstüne denk gelecek şekilde bit kapama takıyorum. Yanlardan hafifçe bastırarak kapatıyorum. Şimdi normalde siz bunun ucuna halka ve papağan takarak, tabii biraz daha uzun olması şartıyla, kolye olarak tamamlayabilirdiniz. Biz bunu kolyenin yarısı olarak kullanacağız. Diğer yarısında da zincir kullanacağız. İşte bu bağlantı noktaları zincirle bu kısmı birleştirmek için önemli. Midyenin ucundaki halkaya şimdi bir tane de bağlantı noktası olarak halka ekliyorum. Kolyenin iki kısmını birleştirmek için şöyle bir gemici dümeninden kilit kullanacağım. Bunlar bu şekilde satılıyor. Bunları tamamen kapama olarak da kullanabilirsiniz. Bir kolyenin ortasında iki kısmı birleştiren daha böyle dekoratif bir bağlantı olarak da kullanabilirsiniz. Zaten iki tarafında kendiliğinden halka aparatları var. Bunu da halkadan geçiriyorum. Aynı şekilde diğer ucunu da zincirle birleştireceğim. Bu şekilde yarısını zincir, yarısını inci olarak kolyenin tamamladım. Şimdi uç kısmına halka ve papağan ekleyerek kolyeyi bitireceğim. İncinin ucundaki midye kapamaya da bu halkayı geçiriyorum ve bunu kapatıyorum. Normalde bu zincirin ucuna da bir uzatma zinciri eklemem gerekiyordu, ama ben bunu sadece videoda size gösterme amaçlı yaptığım için direkt halkayı ekleyeceğim. Papağanı bu şekilde açıp buradan kapatıyoruz ve kolye tamamlanmış oldu. Burada ek bir bilgi vermek istiyorum. Normalde bu kilit şu şekilde açılıyor. Açtığınız yerden bu aparatı buradan çıkartarak kolye ya da bileklik her ne yaptıysanız gene çıkarmanız mümkün. Yani aynı şekilde bu kolyenin ben yarısını zincirle yapmak yerine tamamını inciyle de yapabilirdim. Ekstradan kapama takmasam da olurdu. Sadece ortada bunu hem süs olarak kullanırdım, hem de yine aynı şekilde kapama yerine de kullanabilirdim. Ama ben bunu gösterme amacıyla çektiğim için, hani farklı şekillerde nasıl kullanabiliriz, bu fonksiyonu da görün istedim. Şimdiki kolyeyi ister tel kullanarak ister misinayla yapabilirsiniz. Ama ben farklı bir şekilde yapmak istediğim için bunu bu sefer misina kullanacağım. Bu kolyede 25'lik misina kullanıyorum. Kullanacağım kadarını kestikten sonra işe gene düğüm atmakla başlıyorum. Bu sefer düğüm atması çok daha kolay misina olduğu için 3 kere düğüm yaptım. Ucunu kesip yakacağım. Çok dibinden kesmemeye özen gösterin. Yoksa öbür türlü açılıyor. Dikkatli bir şekilde yakıyoruz ve hemen metal kısmıyla soğutuyoruz. Şimdi gene telde yaptığım gibi düğümün üzerinden bit kapamayı geçiriyorum. Diğer taraftan midye kapamayı takıyorum. Evet, bu şekilde. Bu sefer fimo boncukları kullanacağım. Ama fimoların aralarına birazcık inci ve ara aparat da yerleştireceğim. Biraz
beyaz renkten, biraz da bu alacılı renkten kullanacağım. Bunlar zaten dizi olarak satılıyor. Yani tek tek çıkartıp yerleştirmek yerine benim kullanacağım kolyenin misinası burada. Onu bunların içinden geçiriyorum. Yani bu şekilde aktaracağım. Şimdi ben biraz ara aparatlar kullanacağım burada. Şöyle bir altın kaplama ara aparatım var. Bunun yanına bir suni inci koyacağım. Gene aynı şekilde ara aparatını koyacağım. Şimdi diğer renkle devam ediyorum. Yaklaşık beyaz fimo kadar gene bu alacalı fimolardan da aldıktan sonra bir altın kaplama aparat, bir suni inci ve gene bir ara aparatla burayı tamamlayacağım. Ben bunun kısa bir kolye olmasını istediğim için buraya kadar yapıp bırakacağım. Şimdi burada bir tane midye kapımı takıyorum tekrar. Hemen arkasından bir de bit ekleyeceğim. Düğüm atacağım. Bu sefer düğüm bitin hemen üzerinde kaldı. Ben birkaç kere düğüm attım sağlam olması için. Olabildiğince de aşağı indiriyorum. Kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Ve tabii ki son olarak bir kapama ve halka ekleyeceğim. Diğer tarafa da halka takıp kolyeyi tamamlamış oluyorum. Size bugün farklı malzemelerle 3 farklı teknikte kolye yapımını anlattım. Bir sonraki videonun konusu sürpriz olsun ama yine de birazcık bahsedeyim. Yeni aldığım boncukları ilk kez sizinle birlikte kullanarak çok basit bir teknikle ama çok güzel bir çalışma yapmayı planlıyorum. Kanalıma ilk kez denk geldiyseniz ve sevdiyseniz lütfen abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.